Aydın. İsmim Ozan Öncel. Microsoft Türkiye'de üretkenlik ve güvenlik çözümlerinden sorumlu grup yöneticisiyim. Çözümlerinden Bir sorumlu grup saniye arkadaş. Bir saniye yöneticisiyim. arkadaş. Kusura bakmayın. Çiğdem'inle başlamamız çok güzel oldu. Her zamanki gibi kendisinin müthiş enerjisi ve pozitifliğiyle bana da enerji kattı. Çok teşekkürler kendisine. Ben hemen vakit kaybetmeden sunumuma geçmek istiyorum. Bir saniye. Bugün sizlere bu 20 dakikalık vakit içerisinde uzaktan çalışma da güvenlik önerilerinden bahsetmek istiyorum. Tabii bu sorun başladığı dönemden itibaren çok fazla uzaktan çalışma ile ilgili iletişim yaptık. Müşterilerimizle, iş ortaklarımızla görüştük. Ağırlıklı olarak Teams konuları konuşuldu. Ve her geçen gün Çiğdem'in de bahsettiği gibi kullanıcı sayısı arttı ve artmaya da devam ediyor. Hani Türkiye'den bir rakam vermek gerekirse şu an günlük aktif kullanıcı sayısında Teams'te 150 bini geçmiş durumdayız. Yani sadece Şubat'la Mart arasında 40 binin üstünde yeni aktif kullanıcı dahil oldu Teams kullanımına. Şimdi tabii artık soruları da çok gelmeye başladı. Bazı firmalar tabii alışık ama bir kısmı uzaktan çalışmaya yeni adapte olurken tabii bir güvenlik endişeleri de ciddi oranda arttı. Dolayısıyla artık bir miktarda bu işin güvenlik boyutunu konuşuyor olmak gerekecek. Bu sebeple ben de hani bugün sizlere güvenlik tarafı ile ilgili çok high level bir içerik paylaşmak istiyorum. Tabii siber güvenlik konuları oldukça komplike konular, sofistike konular, göreceli olarak birçok kişi için yeni konular. Dolayısıyla işlerin konuların çok çok detayı var. Ama ben yani uzaktan çalışmaya yönelik ne gibi önlemler olabilir, onlardan hızlıca bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz zaten bir dönüşüm yaşıyorduk hem dünyada ve bilgi teknolojileri özelinde de. Artık muhatap olduğumuz yani yönettiğimiz cihazların sayısı birden çok cihaza geçti. Hatta ben yani yaşı uygun olanlar bilir. Başladığım zaman neredeyse daha yeni herkesin masasına bilgisayar konmaya başlamıştı. Ondan daha evvelki süreçte çok sınırlı sayıda bilgisayar vardı ama bir tane vardı. Bu cihazlar daha çok kurumun cihazlarıydı ama şimdi gördüğümüz zaman işte birazdan da bahsediyor olacağız. Herkesin birden fazla kendi şahsi cihazı var ve şahsi cihazlarıyla bağlanıyorlar. İşlerini yapmaya çalışıyorlar. Uygulamalar çok stabil ve legacy dediğimiz kuruma ait özel uygulamalardı. Şimdi artık farklı farklı birçok bulut tabanlı uygulama veya kişisel çözümler, uygulamalar mobil ortamlarına da bizim yönetmemiz gereken uygulamalar kapsamına girdi. Birçok süreç manueldi. Artık birçok IT sürecini otomatikleştirme imkanımız var ve ihtiyacımız var baktığımız zaman. Çoğu zaman reaktiftik. Sorunlar oluştuğu zaman onlara müdahale ediyorduk. Artık çok daha proaktif olmak durumundayız. Ve her şeyi de tabii ki manuel olarak biraz evvel bahsettiğimiz gibi ya IT'nin ya da kullanıcının yapması gerekiyordu. Şimdi ise birçok şeyi ilgili kullanıcının kendisini self servis olarak yapması mümkün. Tabii şimdi özellikle bu son dönemin getirmiş olduğu uzaktan çalışma ile bu dijital dönüşümü gerçekleştirmemiş olan kurumların da artık bu dönüşümü çok hızlı adapte olmaları gerekti. Çünkü tamamen hani klasik bir IT ortamında çalışan şirketler de çalışanlarını eve gönderdikleri için birden fazla cihazı yönetme ihtiyacı içerisinde oldular. Kullanıcıların ihtiyaçları değişti. Tabii bunu daha sert bir şekilde hissetmeye başladılar. Bu da bizim aslında buradaki dijital dönüşümü bir anlamda da hızlandırma durumunda kalacağını bize gösteriyor. Çok özetle ben hani detaylarından bahsedeceğim ama ne gibi önerilerimiz var? Yani bu uzaktan çalışmayı günümüzün güvenlik landscape'inde nasıl koruyabiliriz? Bunlardan hızlıca bahsetmek istiyorum. Çok faktörlü kimlik doğrulama, yani MFA en önemli bahsedeceğimiz konulardan bir tanesi. Eğer Office 365 konuşuyorsak, Office 365'in
kendi içerisinde tehdit yönetimi özellikleri var. Bunları aktive etmek çok önemli. Bunu bir tık daha ileriye götürmek istiyorsak Office 365'in advanced, yani ileri seviye tehdit yönetimi özellikleri var. Bunları hayata geçirmek çok çok önemli. Bununla birlikte Office 365 tarafı işte daha çok e-mail ve OneDrive üzerindeki tehditleri yönetirken aynı zamanda kimlik tarafında yönetmemiz gerekiyor olacak. Bunun için de Azure Advanced Threat Protection'ı kullanıyor olmamız çok önemli. Biliyorsunuz bizim bütün ATP çözümlerini birleştirdiğimiz ve tüm gelen sinyalleri tek bir dashboard'da topladığımız Microsoft Advanced Threat Protection var. Bunu açıyor olmanız ve bunu takip ediyor olmanız çok çok kritik. Dedik ki birçok cihazdan bahsediyoruz. Birçok artık çalışanların evlerinde kendi cihazları var. Bu cihazları bizim security landscape'in içerisine dahil ediyor olmak ve bunları yönetiyor olmak çok çok kritik. Aynı şekilde tüm cihazları bizim network'ümüze erişecek cihazların yönetilen cihazlar ve güvenli cihazlar olduğundan emin oluyor olmak çok önemli. Tabii artık çok uzaktan bağlantı durumu söz konusu olduğu için VPN'lerle geliyoruz. Daha çok bant genişliğine ihtiyaç duyabiliyoruz. Dolayısıyla muhakkak network'ümüzü, kurumsal ağımızı, girişleri ve şirket içindeki şeyleri, erişimlerin optimize edilmesi çok çok önemli. Cloud App Security kullanılan SaaS uygulamaları ne olduğunu, bunların nasıl kullanıldığını ve buralarda herhangi bir risk unsuru var mı? Bunları görebiliyor olmak özellikle bu dönemde çok çok kritik. Ve tabii ki bu güvenliğin yönetilmesinde tehditleri izleyebiliyor olmak, bunların bizim için görünür oluyor olması, buralarda gelen uyarıların yönetilebilir seviyede uyarıları olması, yani binlerce uyarının gelip hiçbirine önceliklendiremiyor olmak tabii ki aynı zamanda bir problem. Dolayısıyla burada doğru bir güvenlik yönetimi yapabiliyor olmak ve bunlarla ilgili aksiyon alabiliyor olmak çok çok kritik. Son olarak hani öneri için söyleyebileceğim kullanıcıların eğitimi. Çünkü MFA'dan tutun da işte bir oltalama dediğimiz, yani phishing e-mailini açıp açmamaya, tıklamaması gereken bir linki tıklamaması gerektiğini bilmesine kadar birçok alanda kullanıcıların eğitiliyor olması, bunlarla ilgili bilgileri kendilerine hap şeklinde sunuyor olmanız da önemli bir güvenlik önlemi olarak sayılabilir. Şimdi ilk olarak size biraz eğer bilmeyenler varsa Microsoft Secure Score'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü Microsoft Secure Score bizim bulunan müşterilerimize sunduğumuz ücretsiz bir servis ve aslında bizim kendimizin güvenlik kurumumuzun güvenlik durumunu bize skorlayan, notlayan ve bunun üzerinde ilgili aksiyonları almamızı sağlayan çok çok değerli ve sürekli güncellenen bir araç. Şimdi ben hemen biraz demo ortamına geçip neye benzediğini size çok hızlıca göstermek istiyorum. Şimdi Microsoft'un güvenlik alanındaki yatırımları çok ciddi şekilde arttı son dönemlerde biliyorsunuz. Hatta güvenlikle uyumluluk, yani security ve compliance da artık ayrı hatlar olarak ilerliyor. Bu tüm security ile ilgili olan bilgileri erişeceğimiz alanları biz security.microsoft.com altında toparladık. Dolayısıyla siz de kendi tenantınızla ilgili güvenlik bilgilerini security.microsoft.com adresinden erişiyor olabilirsiniz. Aynı şekilde uyumluluk tarafıyla ilgili bilgilerinize de compliance.microsoft.com adresinden erişebilirsiniz. Security.microsoft.com'a girdiğiniz zaman orada Secure Score sekmesini göreceksiniz. Secure Score sizin kurumunuz içerisindeki çeşitli kontrol noktalarına göre aldığı skoru sizlere gösterecek. Bununla birlikte akabinde iyileştirme alanlarını, iyileştirme maddelerini de gösteriyor olacak şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Örneğin işte MFA'nın açılması, diğer işte polisiler gibi birçok burada kontrol var. Bunların içlerine girip detaylarını görmek, kimlerin etkilendiğini görmek, nasıl bunları uyarlayabileceğinizi görmek, nelere karşı sizi koruduğunu görmek mümkün. Tüm burada etkilenen kullanıcıları muhakkak görmek burada mümkün. Buradaki aynı zamanda hemen geri dönersek,
Aynı zamanda burada planlanan, yani bir şekilde bunları görevleri atayabileceğiniz, planlayabileceğiniz ve kişilerle bu kontrolü takip edebileceğiniz bir ortam da size sunuyor. Bununla birlikte size benzer firmalarla ilgili sizi karşılaştırmaları da yapabiliyorsunuz. Hatta bunu biraz daha detaylandırıp şirketinizin hangi endüstride olduğunu, ne tür büyüklükte bir şirket olduğu, hangi bölgede olduğuna kadar bunları özelleştirmeniz ve kendinizi diğer şirketlerle de güvenlik boyutuyla karşılaştırmanız burada mümkün olabiliyor. Dolayısıyla biz güvenlik ile ilgili alacağımız tedbirleri için burası bizim için bir baseline, bir baz oluşturuyor. Dolayısıyla buradaki bazı security score'la rahatlıkla takip ediyor olabilirsiniz. Tekrar sunuma dönecek olursak, ben biraz evvel bahsetmiş olduğum çözümlerden hızlıca bahsetmek istiyorum. Şimdi uzaktan çalışma ile ilgili alabileceğiniz en önemli özellik çok faktörlü kimlik doğrulama. Yani Azure Multifactor Authentication. Çok faktörlü kimlik doğrulama, kimlik bazlı atakların %99,9'unu engelleyecektir. Bunun birçok yöntemi söz konusu. Bunun için güvenlik cihazları dağıtan şirketler var ama özellikle bu ani evden çalışma ortamına geçişle birlikte cihaz dağıtmak çok mümkün olmadığı için burada yapılabilecek şey işte Windows'un Hello özelliği gibi ve biyometrik tanıma gibi bir yöntem kullanmak mümkün olabilir. Ya da çalışanlarınızın telefonlarına Microsoft Authenticator gibi bir kimlik doğrulama uygulaması hızlıca dağıtmanız mümkün olabilir. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, muhakkak şifrelerin çalınması veya bir şekilde kullanılmasını önlemek için çok faktörlü kimlik doğrulamayı muhakkak hayata geçiriyor olmak gerekiyor. Normalde bizim önerimiz bu sürecin de yani çalışanların cihazlarını MFA'ya kaydetmeleri için bir 14 günlük bir süre tanımanız yönündeydi ama hani bu kriz ortamında belki bunu çok daha hızlı yapmak istiyor olabilirsiniz. Eğer bunu böyle bu şekilde yapacaksınız, tabii ki bu kayıt ve bundan sonra MFA'nın kullanımı ile ilgili gelecek soruları cevap verebilmek için de kullanıcılara destek olmanız gerekiyor olacaktır. Zaten hep konuşuyoruz. Artık eskiden konuştuğumuz veya önerilen bazı önlemler güvenlik adına değişiklik gösterebiliyor veya dönüşebiliyor. Bu nedir? Eskiden işte çok sık şekilde şifre değişikliği önerilirdi. Ve sistem de bunu polisilerle birlikte, kurallarla birlikte zorlardı. Artık bunu önermiyoruz. Çoğu kullanıcı da zaten bundan çok mutsuz oluyordu. Çünkü bunu sürekli yaptığınız zaman genelde kolay ve birbirini tekrarlayan şifreler oluyor. Bunun yerine artık şifresiz bir dünyaya geçiyoruz. Eğer şifre olacaksa muhakkak çok en az 12 karakter, 14 karakter şifrelerin olması, kelimelerden ziyade işte bir cümle olması gibi öneriler var. Ama en ideali artık şifresiz bir dünyaya geçiyor olmak. Hiçbir zaman şifre kullanmıyor olmak. İşte biraz evvel bahsettiğim gibi Windows'un biyometrik doğrulama imkanı olabilir. Microsoft Authenticator gibi bir app uygulaması, bir mobil cihaz uygulaması olabilir. Ya da bizim FIDO 2 dediğimiz işte bir açık doğrulama cihazı da kullanarak bunları yapmanız mümkün. Conditional access oldukça kritik. Yani kullanıcılarınızın nereden geldiği, yönetilen cihazdan gelip gelmediği, bu cihazın sızma yapılmış bir cihaz olup olmadığı bizim ATP çözümleriyle. Herhangi bir botnet'ten gelen bir IP mi? Ya da impassable, imkansız seyahat dediğimiz çok kısa süreler içerisinde birbirinin seyahat etme imkanı olmayacağı adreslerden logon olup olmadığı gibi birçok kritere bakarak conditional access'le yani koşullu erişimle buradaki risk durumunu değerlendirerek Azure Active Directory ile birlikte bu kullanıcıya ekstra güvenlik önlemleri alabilmek veya tamamen bloklamanın mümkün olabileceği ve bunu otomatik şekilde yapabileceğimiz koşullu erişim yine uzaktan çalışmadaki güvenlik önlemleri için olmazsa olmaz
yazılardan bir tanesi olarak söyleyebilirim. Single sign-on çok çok kritik. Artık tek bir kimlikle bütün uygulamalara giriyor olmak ve kullanıcının sürekli farklı uygulamalar için farklı şifreler girmesini sağlıyor olmak ve bunları yönetiyor olmanın getireceği güvenlik risklerini önlemek açısından oldukça kritik. Dolayısıyla bizim Seamless, Azure Seamless Single Sign-On dediğimiz yapıyla birlikte kimliğin merkeze oturduğu bu güvenlik landscape'inde, güvenlik ortamında bu da olmazsa olmaz hayata geçirmemiz gereken özelliklerden bir tanesi olarak bahsetmek istiyorum. Cihazlardan bahsettik. Dedik ki hem kuruma ait cihazlar söz konusu olabilir ya da artık özellikle uzaktan çalışmada kullanıcıların kendi cihazları var, kendi PC'leri olabilir, kendi tabletleri olabilir, kendi telefonları olabilir. Bunlardan doğal olarak şirket kaynaklarına erişmeleri gerekiyor. Burada iki türlü yöntem seçmek mümkün Intune'la birlikte. İsterseniz Mobile Device Management, yani MDM dediğimiz çözümle birlikte sadece tüm cihazı yönetimini ele alıyor olmak ve uyumluluğunu sağlıyor olmak mümkün olabilir. Yok, bunu bu şekilde yapmak istemiyorsak çeşitli sebeplerden dolayı sadece sizin için önemli olan uygulamaları, yani Mobile Application Management'da MAM dediğimiz kabiliyetlerle birlikte sadece o cihazların içerisindeki belli uygulamaları da yönetmeniz ve uyumluluk ve güvenli hale getirmeniz mümkün olacaktır. Son dönemde Intune'un da içinde bulunduğu bizim Microsoft Endpoint Manager dediğimiz bir yapıyla birlikte aslında buradaki bütün uygulamaları bir araya getirdik. Bunların içerisinde neler var? Intune var, Windows Autopilot var, Desktop Analytics var, Microsoft Defender ATP var, bizim uç noktadaki EDR çözümümüz ve Microsoft Endpoint Configuration Manager var. Bununla da birlikte bütün uç noktadaki cihazlarınızı güvenlik altına almanız mümkün olacaktır. Tabii ki şimdi de bilgi güvenliği boyutu var. Verimizin güvenliğini sağlıyor olmak. Hangi cihazda olursa olsun, kurum içi cihazlarda da olabilir, evlerimizdeki cihazlardaki PC'ler, tabletlerden de olabilir, mobil cihazlarda da olabilir. İşte BitLocker teknolojilerinden tutun da Intune'un getirmiş olduğu biraz evvel bahsettiğim uyumlulukları sağlamaktan tutun. İşte Office 365'in içerisinde gelen şifreleme özelliği, encryption özellikleriyle DLP özelliklerini devreye alıyor olmanız oldukça kritik olacaktır. Bunlardan bir tık daha öteye gittiğimiz zaman artık böyle hani bulut uygulamalarında devreye aldığımız uzaktan çalışmayı da değerlendirdiğimiz zaman Azure Information Protection, yani sınıflandırma çözümümüz, verilerinizi etiketleyerek ve sınıflandırmanız da çok çok bir ileri seviye bir güvenlik katmanı sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi aynı zamanda KVKK ile mevzuatıyla da bu sınıflandırmayı yapıyor olmamız gerekiyor. Buradaki ihtiyacı da Azure Information Protection çözümüyle de karşılama imkanınız olacaktır. Son olarak bahsedeceğim tabii ki özellikle hackerların boş durmayacağı, bol bol evde oturulan günlerde bizim ataklara karşı da kendi güvenliğimizi sağlıyor olmamız çok önemli. Burada Microsoft'un Microsoft Threat Protection altında hem kimliği, hem uç noktayı, hem kullanıcı verisini, hem bulut uygulamalarını, hem de altyapıyı korumaya yönelik birçok çözüm var. Bunların tabii detaylarına burada girmek mümkün değil ama belki işte bugün ilerleyen sunum saatlerde bazı Windows, Microsoft Defender Advanced Protection gibi çözümlere arkadaşlarımız değiniyor olacak. Burada bütün atak vektörlerine karşı kendimizi koruyabilmek, bunları fark edebilmek, bunlarla ilgili proaktif önlemleri alabilmek, Zero Day atak olabilir, Brute Force atak olabilir, diğer farklı bütün atak tiplerine karşı kendimizi ve kurumumuzu, bilgilerini korumamız mümkün olacaktır. Ben eğer şey imkanı da olursa, sunumu paylaşma imkanı olursa diye bu ürünlerin denemeniz için trial'ların olduğu bir listeyi de sunumun içerisine yerleştirdim. Dolayısıyla burada bahsettiğim ürünleri denemek için ilgili trial'lara buradaki linkleri tıklayarak erişmek mümkün olacaktır.
Akabinde aslında bütün bahsetmiş olduğumuz bu yapıyı biraz karışık gözükmekle birlikte üzerlerine odaklandığımızda tek tek bütün resmi bütünüyle uçtan uça bir güvenlik şemesi haline göstermesi açısından anlamlı olduğu için buraya bu dosya içerisine ekledim. Çoğu gördüğünüz yazının üzerinde de linkler mevcut. Dolayısıyla o linklere geçip girip buradaki ürünlerin daha detaylı olarak bilgilerine erişmeniz mümkün olacaktır. Bunun ürünlerle lisanslar arasındaki eşleşmeyi de merak ederseniz diye onları da böyle kabaca gruplayan bir tabloda buraya yerleştirmiş oldum. Tabii biraz şu an küçük küçük gözüküyor ama bunları büyüttüğünüz zaman detaylara hakim olmanız mümkün olacaktır diyerek beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir gün olur. Birçok bilginin paylaşıldığı, keyif alacağınız bir gün olun. Hepinizin sevdiklerinizle birlikte sağlıklı günler geçirmenizi diliyorum. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler.